İnegöl'de mobilya fabrikasına mobilya yüklemeye gelen iki işçi ile boş tabakları toplamaya gelen özel bir yemek şirketinde görevli, malzeme yüklü tır dorsesinin devrilen konteynerinin altında kaldı. Bir işçi ile yemekhane görevlisi hayatını kaybederken bir işçi ise ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre olay saat 14 sıralarında Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Dışarıdan getirilen Muammer Kumral Hakan Bulun yurt dışına ihracat edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Bu sırada özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi Mümin Özgür yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteynerin ayaklarından biri bilinmeyen bir nedenle kapanmaya başlayınca devrilince ters döndü. Boş tabaklar almaya gelen yemekhane çalışanı Özgür konteynerin altında kalırken işçiler Kumral ve Bulum ise bulundukları konteynerin içindeki mobilyaların altında kaldı. Olayı gören fabrika çalışanları hemen yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ve çalışanların yardımıyla yemekhane görevlisi Mümin Özgür ile Hakan Bulum kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Muammer Kumral ise olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan ve bacağı kopan Özgür tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Hakan Bulum'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tır şoförleri Fatih Ağ ve Murat K ile iş yeri sahibi Fırat D gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs sağlık kontrollerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. Üç şahısın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.